daha merhaba. Size bugün ilk defa vlogu çok çok erken bir saatte başlattım. Bir anda uyandım. Alarmsız bir şekilde uyandım ve gerçekten hep bu saatlerde uyanıp günü başlatmak istiyordum uzun zamandır. Ben de kameramı direkt çıkararak bugünü size vloglamak istedim. Aslında bugün vloglamayı düşünmüyordum. Güne çok erken başladım. Spora geçtim. Geçen vlogda sporu gösterdim diye bu vlogda göstermek istemedim. Böyle ard arda olsun istemiyorum. Sıkılmanızı istemiyorum. Sonra eve geldim ve bizim Mini'yi veterinere götürdüm. Aşı günüydü bugün. Tolga da bugün erken işten çıkmak istedi. Benim de planım bugün bir Optima gitmek vardı. Zara'ya uğrayacağım çünkü indirim öncesi. İndirim zamanı mağazaya gidip deneyip almam mümkün değil ki bazen vloglarda siz de görüyorsunuz. Normal zamanda bile herhangi bir ürünü deneyemiyorum. Çünkü Adana'da bir tane Zara var. Eskiden iki tane Zara vardı. Kapattılar. O yüzden bir tane de ciddi bir yoğunluk ve kalabalık olmuş durumda. Ben de bir Zara'ya geçeyim. Beğendiklerimi sizinle beraber deneyelim. İndirim zamanı da alırız diye düşünüyorum. Ben zaten bu videoyu indirimden önce, yani bu videoyu pazar günü yayınlamış olacağım. O yüzden indirim öncesi olmuş olacak. Size de fikir olmuş olur. Siz de beğendiklerinizi indirim öncesi sepete atarsınız. Böyle AVM'ye gitmekle falan gerçekten uğraşmazsınız. Şimdi Tolga ile buluşacağız ve AVM'ye geçeceğiz. Beraber hafta içi geçireceğimiz bir gün olmuş oluyor. Bugün hiç vloglamayı düşünmüyordum. Bugün plansız bir gün. Benim plansız günlerim her zaman güzel geçiyor biliyorsunuz. Bugün de gerçekten benim için yorucu ama güzel bir gün oluyor. Zara'ya geldik ve hemen gösteriyorum. Kürklerden gidelim, en sevdiklerimden. Bu arada benim buna benzer bir şeyim var ama bu ondan çok daha güzel. Yapısı falan. Ben böyle şeylere kışın girmeyi çok seviyorum biliyorsunuz ve bu sene de kürk çok moda. Buna bayıldım. Bu yeni gelmiş. Bu arada Zara bugün çok dolu değil. O yüzden birçok şey deneyebileceğim size. Bunun kodunu hemen size göstereyim. Bu arada ben X-Small denedim. Kodunu da şöyle gösteriyorum. İkincisini denedim. Bunu görüyordum ve çok beğeniyordum. Şu an tabii böyle çok kısa duruyor. Medium denedim. Ama olur da large olursa large'ını alacağım. Çünkü böyle daha uzun görünmesini istiyorum. Tabii şu an gömleğin üstüne hiç güzel durmuyor. Ama bunun şu yakayı hiç sevmem. Bunun bu kadar güzel duracağı hiç aklım ucuna bile gelmezdi. Bu hadi ya öylesine deneyeyim dediğim şeyler arasındaydı. Bu kesin alacaklarım arasına girdim. Bunun da hemen kodunu gösteriyorum. Kodumu şöyle gösteriyorum. Ama ben large olursa bulursam large alacağım. Bence bunu büyük almalısın. Söylüyorum şimdiden. Bir diğer denemek istediğim bir kürk vardı. Bu arada bunun da yakası şöyle geliyor. Bunu da Embe'den denedim. Bu Embe'den gayet iyi oldu. Ben böyle bu tarz şeyleri bir tık büyük seviyorum. Çünkü şu an içinde gömlek var. Sweet'le falan kullanacağım. Bunu da çok sevdim. Bakın. Oh be şükürler olsun. Bir şeyleri deneyebiliyorum. Değil mi? Çok şükür. Bu da alacaklarım arasında. Olur da indirime girmezse artık o da bizim şansımız olur. Ama bunu da çok sevdim. Bu böyle her şeyle kombinleyebileceğiniz bir kürk. Sporda kombinleyebilirsiniz. Dışarı çıkarken de kombinleyebilirsiniz. Siyah bu tarz bir şeyim olmadığı için bu ilk alacaklarım arasında. Öyle söyleyeyim size. Daha baştayım. Şimdi diğer tarafa doğru bir gideceğim. Bunu da çok sevdim. Bu da bayağı iyi. Bu siyah kürkümde kodunu şöyle gösteriyorum. Bu M'de okeyiz. Ben bunu da çok sevdim. Ben bak bunu beğenmedim. Ben bunu seviyorum. Ama bence bu pantolonlarla falan çok güzel durur. İlla bir kroba gideceğim. Bunun da kodunu vereyim. Benim gibi taş tüs sevenler varsa bir baksın. Çok güzel bu. Ben çok sevdim. Bunu da geçen size göstermiştim. Denemeyeceğim. Hah, bir de şu çantayı ben çok beğenmiştim. Nasıl? Bence çok güzel. Kaliteli duruyor. Bak tut. Evet ben evet. Evet. Gayet güzel bu çantada. Bunun da kodunu veriyorum. Bu çantayı da kesinlikle alacağım. Hiçbir indirime girmiyormuş. Şöyle göstereyim. Bir tık büyük. Bunun bir de tüylü versiyonu vardı ama tüy istemediğim için bir tane şöyle kaba rengi. Bunu alacağım. Tam benlik değil mi? Bir özel bir gün olsa kesin alırdım şu an bunu. Bayağı güzel. Kumaşı falan da bayağı kaliteli. Öyle boş boş durmuyor.
sevdim bunu. Geçen geldiğimizde bu ayakkabının numarası yoktu. Şimdi 37'sine deneyeceğim. Evet, denedim ama korkunç rahatsız. Tolga söylemişti. Bu arada çok da bir şey bulamıyoruz şu anda. Hani böyle sivit gibi, pantolon gibi vesaire. Çok detaylı yok. Ama yeniler gelmiş. Artık onları da internetten şans eseri buluruz. Ama önemli olan benim için dış giyimde. Dış giyimde iki tane beğendim, değil mi? Hiç böyle deri ceket falan güzel bulamadım. Yani normal klasik deri ceketlerden var. Bir tane. Bir şuradaki yeleklerden deneyebilir miyiz? Beğendiğim bir sürü çizme ve bot modeli vardı ama burada yok maalesef. O yüzden bazı şeyleri de risk alarak online'dan sipariş vereceğiz yani indirim döneminde. Neyse bu kadardı. Adana'da bu kadar oluyor. Yine buna da çok şükür. Değil mi? Ben kendime güzel şeyler buldum. Evet, Tolga bayağı buldu kendine. Onlar da umarım girer yani indirime. Değil mi? Güzel. Şimdi eve geçiyoruz direkt. Evde Tolga Bey salata yemek istedi. Ama ben salata yemek istemiyorum. Ben gerçekten bugün Arby's yemek istiyorum. Tamam hadi Arby's. Bu kadar çabuk vazgeçecek miydin? Hayır, neden? Ne olur biliyor musun? Niye bu kadar çabuk vazgeçtin? Ben bugün yemek yemedim, öğle yemeği de yemedim. Tamam da salata yiyelim diyen sensin. Ama o kadar acıktım, bir de burnuma koktu. Kameraların açılmasını beklemiş. Ben Arby's'e dayanamıyorum. Ve Arby's'te Optimum'da olduğu için bir esas da var. Ben Arby's yiyeceğim. Sen ne yemek istiyorsan yiyorsun. Lahmacun falan mı? Sen bilirsin. Snack Shop'a geldik şimdi ve şöyle kahverengi hakili bir Air Jordan gelmiş. Bir denemek istedim. Denedim ve beğendim. Kahvesini ben beğendim. Ben de çok beğendim. Böyle mont... İyi olsa ben de olurum. Montlarla falan hani genelde bu tarz mont giydiğim için bu tarz renkler falan çok güzel olur diye düşünüyorum. Bunu alacağım sanırım arkadaşlar ya. Bayağı güzel duruyor. Sevdim. Valla aldım bunu. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Şimdi eve geldim ve kargolarımla beraber geldim. Hemen açalım. Bu arada videoyu falan yükledim. O yüzden gerçekten gelir gelmez videoyu yükleme derdine düştüm. XO'dan sipariş verdim. XO Store'dan. Gizem'in butiği. Tam böyle yüz yüze tanışmadık kendisiyle. Ama ben o ilk açtığında bile ben o butikten alışveriş yapıyordum. Bence çok başarılı. Adana'da bir butik ama mağazası yok. Online olarak satış yapıyor. Bayağı fazla şey söyledim diye hatırlıyorum. Ama yine giyemeyeceğim şeyler söyledim. Kalın şeyler söyledim. Bunu diğer butiklerde görüyordum. Böyle çok güzel bir kazak ve bence fiyatı çok uygundu. Kolları da böyle geniş, camel bir rengi var. Bence birçok şeyle giyerim diye düşündüm. Fiyatı gerçekten çok uygundu, o yüzden almak istedim. Bir tık böyle geniş kolları ben seviyorum. Yeri de gayet güzel. Okey. Şimdi deneyeceğim bunu. Şöyle bir tight sipariş verdim, kahverengi. Bu aralar kahveye taktım, farkında mısınız? Az önceki aldığım ayakkabıdan da anlayabilirsiniz. Bu tartı da deneyeceğim. İnce biraz ama iç gösterdiğini düşünmüyorum. Hayır, göstermiyor. Bu da beklediğim gibi değil, daha iyi geldi. Artık tight'tan anlıyorum dokunduğumda bile. Bunu da deneyeceğim şimdi. Şöyle çok tatlı bir sivit siparişi verdim. Kolları bu şekilde. Bir kırmızısı vardı, bir de böyle pembesi vardı. Benim hiç kırmızı bir şeyim yok. Pembe var ama yine de pembeyi sipariş vermek istedim. Çok tatlı değil mi ya? Çok güzel duruyor. Taytlarla falan çok güzel olur. Bir de şöyle bu yıkamalı gri mi deniyor? Tam olarak bilmiyorum. Ama bu yıkamalı tişörtleri çok seviyorum ben. Bu eşofmanı da görür görmez almak istedim. Bu bir takım. Şöyle altı bol. Her yerde giyebilirsiniz bunu. Bu şekilde de bir ceketi var. Bayağı güzel.
Hepsinin kalitesi gerçekten beklediğimden çok daha iyi çıktı. Denesem mi? Neyse sonra üstümde görün ya. Bunları zaten ne zaman giyerim? Gerçi bu eşofman takımını giyebilirim. Bu sweat'i de giyebilirim. Bir kaza giyemem. Tight'i de giyerim. Giydikçe üzerimde görürsünüz. Bu arada hepsini XOS Store'dan aldım. Çok hızlı tükeniyor ürünleri. Umarım vardır ve beğendiyseniz siz de alırsınız. Bunlar çok güzel. Kumaşı falan. Burası böyle yani İspanyol paça ya da geniş paça olduğu zaman ben kendimi çok daha iyi hissediyorum. Böyle lastikli eşofmanlarda proporsiyonuma uygun olduğunu düşünmüyorum. O yüzden tercih etmiyorum. Bu da genelde böyle eşofman takımlarda böyle altı lastikli oluyor ya, bunun da böyle altını bol görünce hemen almak istedim. Gerçekten kumaşı falan bayağı güzel. Öyle. Bugünlük bu kadardı. Bayağı güzel bir gündü benim için. Yarın da umut ediyorum ki erken kalkarım. Bu düzeni böyle devam ettiririm. Yarın yeni bir günde görüşmek üzere. Bugünü sonlandırıyorum çünkü çok aslında size gösterdiğim saatten de erken kalktım. Ama böyle kalksam mı kalkmasam mı falan araftaydım. Şu an saat böyle 8'e geliyor. Ben tahminimce 1,5-2 saate falan uyurum diye düşünüyorum. Böyle bir evi toparlar uyurum. Yarın da gerçekten erken kalkmak istiyorum çünkü ben bu düzeni çok sevdim. Yarın yeni bir günde görüşürüz. Bir günden herkese merhaba. Biraz böyle 2-3 gün sonra vlog devam ettirmek durumunda kaldım. Neden? Bir 10 saniye geriye giderseniz ben de biraz değişiklik fark edeceksiniz. Çene sıkıyorum aşırı derecede. Bir sabah uyandım artık dayanamıyorum ve ben de doktora gitmek durumunda kaldım. Çünkü botoksumu çok ihmal etmişim. Hazır botoks yaptırmışken çene dolgusu, dudak dolgusu bunların hepsini de yaptırdım ve 2-3 gün gerçekten çok ciddi morardı. O yüzden kamerayı açamadım. Bir tık daha böyle şişlikler devam ediyor ama artık dedim ki yeter yani vloga devam etmem gerekiyor çünkü pazar gününe size vlog atamadım. Şansıma da bu taraf botoksum tuttu, bu taraf tutmadı. O yüzden buradaki kasım inaktif oldu. Yani burada bir sıkma durumum yok ama burada hala devam ediyor. Kontrolde burayı da düzelteceğiz. Bu arada geçiyorum bunları. Bugün çok güzel bir şey oldu. Keşke size o sıra kamerayı açabilseydim. Mars ve Minik an itibariyle, bugün itibariyle anlaştılar. Instagram'a attım. O sıra telefon elimdeydi. Yakaladım. Hatta size de göstereyim. Çok mutluyum. Gerçekten mutluluktan ağlayabilirim. Çünkü çok korkmuştum anlaşamayacaklar diye. Minik bu şekilde Mars'ın üstüne yatmış bir şekilde ilk defa bu hareketi yaptı. Mars da hiçbir şey demedi. Yani büyük ihtimalle bu anlaştıklarının göstergesi. Gerçekten çok korkmuştum. Veteriner şey demişti, anlaşamayabilirler ve böyle bir durumda sahiplendirebiliriz demişti. Ve böyle bir ihtimal olabilir tabii ki. Yani bunu yaşayanlarınız da vardır. Ama ben kendimi gerçekten çok kötü hissederdim. Çünkü onun sorumluluğunu aldım ve sonra başka birine sorumluluk vermek falan. Gerçi bunlar olsa da mecburiyetten olacaktı ama böyle bir durum iyi ki yaşanmadı. Yaşayanlar için de gerçekten üzgünüm. Neyse hallettik. Minik ve Mars anlaştı. Benim dolgularım ve botokslarım böyle bir tık kendine geldi. Şişliklerim indi. Direkt mutfakta başlattım vlog. Çünkü bugün tamamen evdeydim. Ve yemek yapmak istiyorum. Dolapta da böyle bozulmaya yakın şeyler var. Onları bir araya getirip şu patates püreli tavuklu bir yemek yapmıştık. Malzemeleri değişebilir. Evde ne varsa onlarla yapacağım. Yanına da şöyle tatlı yapmak istiyorum. Muhallebi. Baktım ki buzluğumda çok fazla kırmızı meyve var biliyorsunuz. Onlar tüketilmedikçe buzluğumda da yer açılmıyor. Onları da tüketmek adına bu kırmızı meyveli şöyle bir muhallebi yapalım istiyorum. Mutfağa geçiyorum ve direkt bugün yemeği bitirelim. Sadece patates püreli tavuk, yanına da metrodan hazır garnitür almıştık. Onu haşlayacağım ve bir tatlı yapacağız. Bugünün yemeği de bu. Başlayalım. Öncesinde patatesleri haşlayacağım için yıkadığım patatesleri tencereye alıyorum. Biz tavuğu yaparken patatesler de haşlansın. Aa durun. Saçımı topladım. Olamaz. Ben saçımızı toplayıp geliyoruz. Tavukları şöyle küp küp doğrayacağım. Kedileri çıkarmadım. Unuttum. Ben tavukları şöyle koyuyorum. Tavuklar suyunu bırakacak, çekecek ve ben ondan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Şimdi onları şöyle çok az biber vardı ve çok az da mantar vardı. Bozulmaya yakın. O yüzden hemen onları değerlendireceğim. Önce şu sarı biberden başlayalım. Bu
Bu arada ben bunları buzluğa koyuyorum, donduruyorum. O yüzden biraz buzlu. Bunları böyle jülyen bırakacağım. Bu arada soğan koymak istemiyorum. O yüzden sarımsak koyacağım ben. Bunu da böyle küp küp doğruyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Belki bir öncekinde koymuşumdur ama şu an canım koymak istemiyor. Sıra mantarlarda. Mantarları da şöyle büyük büyük keseceğim. Böyle suyunu tam çekmeden doğradığım biberleri atıyorum. Salça da koymayacağım. Sadece baharat. Mantarları da kararmadan atıyorum. Hatta durun ya, sarımsakları da atıyorum. Baharatlarını atıyorum. Biraz kekik atacağım. Karabiber, tuz. Çok az da böyle acı pul biber atıyorum. Artık kapağını açtım. Bu arada yağ eklemiştim biraz. Sanırım onu çekmeyi unuttum. Böyle karıştırıyorum. Patatesleri bekliyorum ben de. Patatesler de hazır olduktan sonra hemen beşamel sosuna geçeceğiz. Patatesleri soydum. Şimdi hemen çok az bir tereyağı ekleyeceğim. Bu sefer püre şeklinde yapmak istiyorum ama böyle yine tam püre de değil. Eskiden doğruyordum. Bu sefer biraz püremsi oldu. Çok az tereyağı koyacağım. Tuz atıyorum. Sıcak süt ekleyeceğim. Ben şöyle süt kaynarken biraz ezmeye başlayayım. Bunu da bana siz söylemiştiniz. Bilmiyordum yani böyle bir şeyi. Evet, gerçekten sıcak süt ekleyince çok rahat püre oluyor. Tamam, çok fazla böyle püre gibi yapmıyorum. Biraz diri bırakacağım çünkü güzel oluyor. Bu sefer biraz ince yapmak istiyorum. Böyle kalın olsun istemiyorum. O yüzden biraz daha büyük bir borcam çıkardım. Böyle yağ ilave ediyorum. Bunu elimle yapacağım. O yüzden çok daha iyi oluyor. Çok sıcak. Elim yandı. Okey, hemen beşamele geçiyoruz ve beşamelini de yapıyorum. Bu kata da dökeceğim beşamel. En sevdiğim tereyağı. 2 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı da sıvı yağ koyuyorum. Şöyle 1,5 kaşık da un koyacağım. 2 koyayım. Ve karıştırmaya başlıyorum. Şöyle 1,5 su bardağından biraz fazla da süt ilave ediyorum. Ve katılaşana kadar karıştırıyorum. Karabiberini ve tuzunu da atıyorum. Bu kıvam bana göre yeterli. Çünkü ben biraz cıvık seviyorum. Şimdi hemen hazırladığım beşamelden biraz şu kata dökeceğim. Çok az döküyorum. Çok az kaşar ekleyeceğim. Ve hazırladığım tavuğun hepsini döküyorum. Kalan beşamelin hepsini şöyle boşaltıyorum. Biraz katı olmuş beşamelim. Beşamel de tamam. Şimdi kaşarın hepsini üzerine gezdiriyorum. Az gelirse tekrar yapacağım. Bol bol kaşar ekliyorum. Ve az geldi. Biraz daha rendeledim ve özellikle hazır. Hemen 200 dereceye fırını ayarladım. Ve böyle üzeri iyice kızarana kadar fırında kalacak. Yemeği hazırladım ve şunların haline bakar mısınız? Şunlara bakın. Siz böyle uyumaya mı başladınız artık? Aferin size, aferin.
Tatlıyı yapacaktım ama şekerim bittiğini fark ettim. Neyse başka bir zaman yaparız tatlıyı da. Hemen yanına garnitürünü hazırlayacağım. Daha doğrusu hazır. Haşlayacağım ama onu böyle limon, zeytinyağı, sarımsakla falan böyle bir salata haline getireceğim. Tolga hiç sevmiyor ama ben gerçekten çok seviyorum. Bu arada iyi ki o hazır ürünü almışım. Çünkü ben onları ayrı ayrı aldığım zaman, dur bir dakika göstereceğim. Böyle dondurulmuş sebze almıştım. Market bilonunu hatırlayanlar vardı. Brokoliye, karnabahara ayrı ayrı aldığım zaman gerçekten tüketim olmuyor ve çabuk bozuluyor. Ama bu şekilde hem rahat tüketiyorum hem de bir bozulma durumu olmadığı için iyi ki almışım diyorum. Tüketiyorsanız tabii ki tazesini alın. Bunu hemen yiyeceğimiz kadar haşlayacağım. Geçerek alacağım. Çok biber koymak istemiyorum. Derken fazla fazla biber koydum. Daha çok böyle brokoli olsun, karnabahar olsun istiyorum. Şöyle dondurulmuş fasulyeler de var. Dolap fasulyeden geçilmiyor. Ama bu ince olduğu için çabuk haşlanıyor. Yeterli. Soğuk su ekliyorum. Ve kaynatıyorum. Ve hazır. Bunu çıkardım. Son anda. Tam kaşarları farklı yermiş, anlamadım. Hemen soğuduktan sonra yiyeceğiz. Çünkü altındaki de patates püresi olduğu için gerçekten çok sıcak oluyor. Ben şimdi garnitürleri çıkaracağım. Çok fazla zaten haşlamak istemiyorum. Direkt kiraziyi alacağım. Ay şimdi size ne olduğunu söyleyeceğim. Çok sinirlendim. Biz Tolga'nın teyzesine yemeğe davetliydik bugün ve ben unuttum ve yemek hazırladım. İyi ki şeker yok, ben tatlıyı yapmadım. Yarının yemeğini yaptım. Yarının yemeği hazır. Çok çalışkanım, bugünden yaptım. Biz Tolga'ların teyzesine geçeceğiz şimdi. Bu yemeği yiyemeyeceğiz mecburen. Bunu da soslamayacağım. Yarın soslarım artık. Bravo. Bravo. Neyse Tolga'nın teyzesine geçelim. O ne yemek yapmış acaba? Tolga'nın teyzesinden geldik. Bayağı güzel bir sofraydı ama aşırı kalabalıktı. Çünkü kuzenleri falan da gelmişti ki kameraya böyle alışkın olmadıkları için kameramı yanımda götürmedim. Yemekler kaldı gördüğünüz gibi. Neyse güzel bir akşam geçirdik. Ben de hemen makyajımı çıkaracağım ve kendimi artık uyku pozisyonuna hazırlayacağım. Bu kliniğin temizleme balmını almıştım. Ve şöyle biraz kullandım. Bayağı sevdim bunu. Yağ almıştım biliyorsunuz ve memnun kalmamıştım. Kullanmadım bile. Onun yerine bu daha iyi çıktı. Özeliyle de yüzümüzü iyice temizleyelim. Bugün sadece cildimi yıkadım. Herhangi bir serum falan uygulamayacağım. Direkt nemlendiriciye geçiyorum. Havalar bir tık soğudu. O yüzden ben kurumaya başladım. Yoğun nemlendiricime geçtim. Bol sürüyorum. Makyajı çıkardım ve bir vlogun daha sonuna geldik. Umarım keyif aldınız ve beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü o böyle bir kişinin bile artması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Instagram'dan da takip ederseniz ekstra mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.